Arkadaşlar günaydın. Hepiniz hoş geldiniz dersimize, 3. fasikülümüze pediatrinin. Bugün pediatride diğer branşlarla çok çok yakından ilgili olan endokrin, nefroloji, yine biyokimyayla, fizyolojiyle çok yakından ilgili olduğumuz metabolizma, artı dahiliyede çok yakından ilgili olduğumuz romatoloji ve pediatrik onkoloji derslerimizle beraber olacağız. 3. fasikül derslerimizde. Pediatriden bildiğiniz gibi arkadaşlar sınavda 30 tane soru geliyor. Fakat 30 soru gibi görmeyin arkadaşlar pediatriyi. Benim derslerde de göstereceğim sorularda göreceğiniz gibi biyokimyadan, patolojiden, fizyolojiden, dahiliyeden, küçük stajlardan, birçok yerden, hatta geçen sınavda olduğu gibi mesela bir metabolizma sorumuzda genel cerrahiden, değil mi? Goşa hastalığını sordular genel cerrahide. Bence hiçbir cerrah bu soru kendisine sorusu yapamazdı o soruyu. Ama sordular cerrahiden. Diğer branşlardan yaptırdığı sorularla beraber toplam arkadaşlar 50 soruya yakın yaptırır. Yani sınavın neredeyse 1/4'üne yakınını, 1/5'inden fazlasını en azından pediatri bilgilerinizle yapabilirsiniz. O yüzden iyi bir pediatri bilgisi, ben her zaman şuna inanırım ki arkadaşlar, pediatrisi iyi geçenin sınavı da iyi geçer. Pediatrisi kötü geçenin o yüzden sınavı da kötü geçer. Hele hele bizim 3. fasikülümüzde bazı konular var ki diğer branşlarla çok yakından ilişkili. O yüzden pediatriye bir çıt bir şey daha fazla, yani önem verin mutlaka, sorularını bol bol çözün. Pediatri önemlidir arkadaşlar. Evet. İlk konumuz pediatrik onkoloji olsun arkadaşlar. Onkolojiyle başlayalım dersimize. Erişkin onkolojiden farklı. Erişkin onkolojiden farklı olmasının sebebi kendine has tümörleri, tamamen farklı tümörlerimiz var. Erişkin onkolojinin ilk 5'indeki tümörlerin, 10'undaki tümörlerin biri hariç hiçbirisi yok bizde pediatrik onkolojide. O da lösemiler. O da 9. sırada erişkinlerde. Halbuki bizde 1. sırada. O yüzden bizim tümörlerimiz, bizim ilk 5'imiz mutlaka sıralamasıyla beraber bilinecek. Erişkinden çok farklı olduğumuz için arkadaşlar. Küçük yaş istisna, büyük yaş istisna, onlar da bilinecek arkadaşlar. Bizim tümörlerimiz erişkin gibi değil. Hani onlarda bir işte ne bileyim bir serviks yağı olsun, bir başka bir tümörün evre 2'sini, A'sını, B'sini sorarlar. Bir de bunların ayrıca tedavilerini sorarlar. Bizde öyle bir şey yok. Bizde spot. Der ki işte çocukta aniridi var, karında kitle var. O zaman Wilms tümörünü işaretle. Çocukta periorbital ekimoz var, karında kitli var. O zaman nöroblastomu işaretle. Akut batın yapan bir karında kitle var, o zaman da Burkitt lenfoma işaretle. Bizim böyle spottur arkadaşlar sorularımız. Hemen hemen her sene, her yıl böyle gelir bu sorular. Hiç sapmaz. Aralarda bir istisna olabilir, onları da göreceğiz derslerimizde. Başka nasıl sorulabilir bu sorular? Derslerimizde göreceğiz. Hadi bakalım onkolojiyle bir başlangıç yapalım. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Derslerimizde soru çözümüne çok fazla önem veririm ben. Yani soru çözerek beraber çalıştığınız zaman ne sorulmak isteniyor, hangi ipucuyla soruluyor, vaka sorusu nasıl gelir, ben hep şuna benzetiyorum. Eskiden bizim zamanımızda çok böyle netti, şimdi biraz daha sizin zamanınızda biraz hafifledi tabii. Yani mantıkla bile yapabiliyorsunuz ehliyet sınavı, değil mi? Ehliyet sınavına bizim zamanımızda bir kitabı ezberlerdik biz. Ve mutlaka belli bir notun üzerinde almazsanız pratiğe bile giremiyordunuz. Oku okurduk. Her şeyi parçalarının bozukluklarını tanımlardık. Ama göster deseler gösteremezdik. Yani motoru açsalar şu parça hangisi dese bilmem ama bozuklukları neler yapar, belirtileri nelerdir sayarım. Hemen ama parçayı gösteremem ne olduğunu. Bunun gibi arkadaşlar. Yani konuyu bilirsiniz, konuyu öğrenirsiniz ama şöyle bir vakayı verdikleri zaman hadi bakalım bir sentez yap derler. Apışıp kalırız. O yüzden mutlaka sorularla beraber çalışın. O öğrendiğiniz, o belirtiler, o bulgular, o laboratuvarlar, o tanısal yönlendirmeler sınavlarda nasıl geliyor? Beraber çalışırsanız bir tekrar fazladan yapmış gibi olursunuz arkadaşlar. Bir tekrar fazlanız olmuş gibi olur. Evet, hadi bakalım. İlk slaytımız onkolojiden çocukluk çağı malign tümörlerinin sınıflandırılması sıklık sırasına göre. Arkadaşlar en sık gördüğümüz lösemiler. 1/3, %30'dan fazlası biraz, 32-33 gibi. İkinci en sık santral sinir sistemi tümörleri, textbook bilgisi arkadaşlar bu. Tabii ki en sık görülen solid tümörlerdir çocuklarda. Yani lösemiler ve lenfomalar solid tümör olarak kabul edilmez. Onlar kitle yapmayan, belli bir organda kitle yapmayan tümörler. O yüzden santral sinir sistemi en sık görülen solid tümör, nöroblastom. En sık görülen ekstrakraniyal solid tümör.
yani MSS dışında dediği zaman o zaman da nöroblastom. Bunların hepsi soru olarak geldi arkadaşlar. 3 numaramız lenfoma, 4 numaramız nöroblastom, 5 numaramız Wilms tümörü. Arkadaşlar bu 4 ve 5'in şeyi birbirine çok yakın, oranları birbirine çok yakın ama hangisi en az sıklıkta görülür denirse bilin ki bunların arasına başka bir tümör sokulacak. O yüzden sıklık sırası ilk 3'te özellikle çok önemli. 4 ve 5'in de burada olduğunu bilmenizi istiyorum. 2 tane istisnamız var. Notumuzda boyuyoruz arkadaşlar. 1 yaş altında en sık olan maligniter nöroblastomdur. Hemen boyadık bunu. Yani infantın en sık malign tümörüdür. 15 yaş üzerinde en sık görülen maligniter de lenfomalardır arkadaşlar. Altını çiziyoruz bunu. 2 tane çıkmış, 2 sene üst üste çıkmış sonu arkadaşlar. Bakın 2019 ve 2020. Diyor ki aşağıda hangisi kromozomal kırılma sendromudur, öbürü de değildir. Çok güzel sormuş. İkisinin de şıklarında mesela Noonan sendromu var. Bakın ikisinin de şıklarında Bloom sendromu var ve doğru cevap zaten yine burada. Bakın Bloom sendromu, şurada altını çiziyorum arkadaşlar. Kromozomal kırık sendromlarının öbür adı instabilite, kromozomal instabilite sendromları. Bunun Fanconi aplastik anemisi ki en sık görülen genetik geçişli kemik iliği yetmezliğidir. Kalıtsal kemik iliği yetmezliğidir. Fanconi aplastik anemisi. Kısa dermat pigmentozum şıklara girmiş bakın. Ataksi telenjektazi bakın yine şıklarda var. Werner sendromunu sorabilirler. O Werner'le ilgili çok önemli bir şeyler söyleyeceğim ileride. Artı Nijmegen-Bricage sendromu. Hiç daha şıklara girmedi. Şimdiye kadar da bu ikili sorulmadı, son ikili. Altını çiziyorum, yıldızlıyorum. Bunlar da maligniter riski artmıştır. Ve bu şekilde de sorulur. Kromozomal kırık sendromu hangisidir ya da değildir şeklinde sorulur. Dikkat. Bu genetik cilt hastalıkları arkadaşlar hem böyle kalıtsal geçişli bunlar hem de ciddi böyle bayağı bir işte hiperpigmentasyonlar, hipopigmentasyon, lekeler filan onlarla beraber sorulan hastalıklar. Onların da bazı tümörlerde riskinde artış var. Ben size ileride bunlarda hangisinde ne artış var diye söyleyeceğim ama şurada özellikle vurgulayacağım. Konjenital diskeratoz. Hani bunu temel bilimlerde de göreceksiniz, dahiliyede de göreceksiniz bunu. Fakat konjenital diskeratozda unutmamanız istediğim bir şey var. Telomeraz gen defekti. Tamam, bunun altını çiziyorum. Tırnak bulgularıyla beraber, cilt bulgusuyla beraber, artı maligniter riskiyle beraber. Nörofil romatoz tip 1, optik gliomuyla sorulur özellikle. NF1, optik gliom sorusudur. Tüberosikleroz, evet tüberosiklerozun kalp tümörü özellikle çok önemli. Kalpte rabdomiyom, altını çiziyorum. Beyinde de dev hücreli astrositom. İki tane tümörü çok önemlidir. İkisi de sorulur arkadaşlar. İki ok çıkartıyoruz buradan. Kalpte, çocuklarda en sık görülen kalp tümörü, bizde arkadaşlar primer kalp tümörü miksoma değil. Bizim çocukluğun pediatrinin primer kalp tümörü rabdomiyomadır ve o çocuklarda tüberosikleroz hastasıdır sınavlarda sorulduğu zaman. Onlar da çok görülür kalp tümörü. Von Hippel-Lindau sendromunun triadı var arkadaşlar. Bu triadın içinde 1 feokromositoma var. 2 beyin tümörü var, cerebellar hemangioblastoma var, 3 renal sel CA var, RCC var. Bunların üçünün de altını çiziyorum. Her sene arkadaşlar bakın 2019, 2020, 2020 her sene bunlardan bir tane soru bekleyin mutlaka. Buradaki hastalıklardan. Evet geldik ana başlığımıza, en sık görülen malign hastalığa çocuklarda lösemiler. Çocukluk çağı lösemilerin %97'si akut lösemi. Kronik lösemileri o yüzden erişkin soruyor. %3'ü bizde sadece. Ne olabilir, ne sorulabilir onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ben size birazdan. Ve bunların da %80'i akut lösemilerinde %80'i ALL. 15-20'si AML arkadaşlar. 15-20'si sadece. Geride kalan çok az bir kısım var. %5'lik falan, 3'lük falan bir kısım var. O da her ikisi birden. Bifenotipik diyoruz. Hem ALL özellikleri var hem AML özellikleri var. Ona da bifenotipik diyoruz. O çok nadir gözüküyor. Çocukluk çağında lösemi riskini arttıran faktörler. Arkadaşlar burada o kadar çok soru geldi ki şimdiye kadar. Hangisi arttırmaz diye geldi. Şu üçlü arkadaşlar, özellikle şu doğum kilosu. Bakın Nelson'daki cümleyi de yazdım. Birth weight, doğum kilosu büyüktür 4, riski arttırır. O zaman daha hiç sorulmadı. Böyle özel bir cümle de var. Böyle bir tabloda da var. O zaman arkadaşlar hiç sorulmamış olan her bilgi Nelson'ın potansiyel sorudur. Hele hele böyle tablolara girdiyse. Şu üçlüye dikkat. Bunlar hiç sorulmadı şimdiye kadar. İleri anne yaşı, kardeşinde lösemi olması, o mantıklı. Yani ikisi de daha çok risk artıyor. Doğum kilosu büyüktür 4 kilo. Bunu ben nasıl bekliyorum? Küçüktür 4 deyip soracaklar. Dikkat. Olmayanı, arttırmayanı soracaklar. Bunu ters yazacaklar. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar.
Tabii ki radyasyona maruz kalmak, gebelikte kalırsa da, artı doğduktan sonra kalırsa da, ilaçlar, alkili ilaçlardan özellikle siklofosfamit, epipodofilotoksinlerden özellikle etopozit, bunların ikisini de yıldızlayın arkadaşlar. Bunlar lösemi riskini arttırır. Benzen, şıklara birkaç kere girdi, bunu daha çok temel bilimciler soruyor lösemi riskini arttıranlar içerisinde. Ve Down sendromu. Down sendromu en çok yaptığı malignite lösemidir. ALL'dir en çok arkadaşlar. İstisnası var. AML'yi çok yaptığı bir dönem var. Onu da söyleyeceğim biraz sonra. Fankoneoplastik anemisi. Unutma. En sık görülen herediter kemik iliği yetmezliğidir. Altını yıldızlıyoruz, çiziyoruz. Artı Diamond Black Fan, Schwann Diamond'la beraber. Bunlar kemik iliği yetmezlikleri içinde, kalıtsal olanlar içerisinde en çok sorulanlar pediatride. Arkadaşlar dahiliyeden anlatıyoruz artık hematolojiyi. Hematolojinin birçok konusu ortak biliyorsunuz. İşte talasemiler, hemofiller, trombozlar, kanama hastalıkları, B12 eksikliği, demir eksikliği, birçok ortak konumuz var. O yüzden biz dahiliyecilerle bir ortak program yaptık. Onlara bizden gelebilecek soruları da verdik. Onlarda gözükmeyen mesela Fanconi gibi, Schwann Diamond gibi, Diamond Black Fan gibi, bunların tanı kriterleri gibi, bunların tanı testleri gibi. Onlar anlatıyorlar, notlarını eklediler, pediatriden bunlar gelir arkadaşlar diye. O yüzden hematolojiyi size de zaman kazandırmak için tek bir bölüm olarak, dahiliye olarak anlatıyoruz. Oradan lütfen çok iyi dinleyin, orada pediatrik hematoloji de anlatılacak size konular. Kosman sendromu, mesela buradan hemen bir ipucu vereyim size. Bu da bir genetik geçişlik, kemik iliği yetmezliği ama iki neye dikkat edin, neonatal nötropeni. Tamam, iki tane ne ile bittiğine dikkat edin arkadaşlar. Yeni doğanda nötropeni ile beraber görülen bir hastalık. Kosman sendromu. Artı onun altında ataksi, telenjektazi, kombine immün yetmezlik gibi bulgular. Arkadaşlar bu ikisinden bir ok çıkartıyoruz yan tarafa doğru. Ataksi ile ağır kombine immün yetmezlikten ve okun ucuna yazıyoruz. Dikkat! En çok artan malignite riskimiz non-Hodgkin lenfomadır, lenfomalardır. Lösemi ikinci sıklıkta gelir lenfomalardan sonra. Bu soruldu arkadaşlar. Yan dalcılara soruldu bu bilgi. Bize de aynısı gelebilir. Dikkat. Lee Fryman sendromunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şıklara giriyor mutlaka. P53 mutasyonu. P53 mutasyonu olan Lee Fryman'de sadece lösemi riski değil, mesela beyin tümörleri riski de artmıştır. Özellikle bunun altını çiziyorum. Erişkinde bu size ayrıntılıyla anlatılacak zaten, Lee Fryman sendromu. Artı monozomiler, işte Langerhans hücre istiyorlar. Bunlar da artmıştır. Bunlar sadece şıklara girer arkadaşlar. Ama yan tarafta söylediğim şu üçlüyü kutu içine aldım. Özellikle doğum kilosuna dikkat. Beklediğim sorulardan bir tanesidir. ALL arkadaşlar, akut lenfositik lösemi, lenfositel lösemi ya da erkeklerde, kızlarda daha sık bunu yuvarlak içine almamın bir sebebi var. Burada sizi tuzağa düşürürler. Buradan bir ok çıkartıyoruz yan tarafa doğru. AML'de oran eşittir. Kız erkek oranı eşittir AML'de, ALL'de erkeklerde daha sık gözükür. Dikkat! Kalla pozitifliği, common ALL antijen dediğimiz kalla pozitifliği, en sık görülen tipin en önemli özelliklerindendir arkadaşlar. Unutma, en sık görülen tip L1 tipidir, morfolojik olarak küçük hücrelerdir bunlar ama en iyi prognozudur. %85, artık biz ailelere diyoruz ki %85 çocuğunuz %90'a yakın iyileşecek, merak etmeyin. Kallası pozitifse mükemmel. Unutma, altını çiziyoruz kalla pozitifliğin. Birazdan vurgulayacağım tekrar. Burada arkadaşlar bu morfolojik sınıflandırmanın özelliklerini ezberlemenizi istemiyorum. Sakın ha öyle L1'de şöyleymiş, sitoplazma şekli böyleymiş, kromatini şöyleymiş, işte L2'de böyleymiş filan, boş ver. Ama şunu bil, mutlaka şunu bil, L3. L3 çok belirgin sitoplazmasında vakuollerle beraber olan, onun altını çiz, vakuolizasyon gösteren sitoplazmasında, yüzey immün globuli pozitif olan, bunun da altını çiz. Kimler pozitif olur? Matür B lenfositler. Yani prekürsel aşamayı, gelişim aşamasını bitirmiş olan hücrelerde yüzey immün globuli pozitiftir. O yüzden bunun da altını çiz. L3 eşittir matür. %1 fark etmez. Bu EBV ile ilişkili olan. Özellikle EBV ile ilişkili olan tip bu olduğu için en az görülen, en kötü prognozlu olsun. Bunun altını çiz. Kötü prognoz, Epstein-Barr virüsü ve sitoplazmada vakuolizasyon. Yüzey immün globulini pozitif. Çünkü sadece yüzey immün globulini matür hücrelerde pozitif olur. İmmünolojik sınıflandırmada arkadaşlar bu daha önemli. Soru daha çok buradan geliyor. Son yılların sınıflandırması bu arkadaşlar. İmmünolojik sınıflandırma. B hücreli lösemiler vakaların yaklaşık %80'i. Gelişmekte olanlar, prekürsör olanlar da ProB. ProB ile ilgili bir tane soru koydum. Yan dalda 2019'da geldi. Bizde daha gelmedi bu soru arkadaşlar. İnfant lösemisinde en sık saptanan sitogenetik anomali aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kromozomdadır?
Şimdi probe eşittir en gelişmemiş hücre, en ilkel hücreden köken alanlar süt çocuklarında resim. O da en gelişmemiş çocuk ya, en ilkel çocuk ya, onu oradan altına çiziyorum. İlk bir yaşta sorulur. İnfant lösemisidir arkadaşlar. İnfant lösemisinde CD10 negatiftir. Bunun altını çiziyorum. O zaman direkt kötü prognozu gözüküyor hemen. CD10 negatiftir. 11q23'ü pozitiftir. 11. kromozomda delesyon vardır. 23. bandında. Hemen buradaki C şıkkına dikkat. Soruldu bu. Bize de sorulur aynı şekilde. Bu infant lösemisinde birazdan daha ayrıntılı bir şeyler söyleyeceğim bununla ilgili. Her şeyin en kötüsü vardır arkadaşlar. En kötü metastaz, MSS metastazı buradadır. En kötü organomegali buradadır. Hepatomegalinin en ağırı, splenomegalinin en ağırı buradadır. Lökosit sayısının yukarısı buradadır, üstündedir. Metastazlar buradadır. Sık metastaz yapar. Unutma. İnfant lösemisi kötü prognozludur. 11. kromozom 3 yıldız altını çiz yıldızla delesyonla beraberdir. CD10'u negatiftir. Hemen bunun altında prekürsör B olanlar arkadaşlar. En sık gördüğümüz bu ikinci aşamadaki hücrelerden köken alan. CD10'u pozitif olan burası. Kallası pozitif olan burası. %90'ı bunların lösemilerin, %90'a yakını B hücreli lösemilerin burası. L1 tipi olanlar burası arkadaşlar. %85 tam burası lösemilerde. Bu çocuktaki bulgulardan bir vaka verecek size. Hangisi iyi prognoz gösterir diye soracak. Cevaplardan bir tanesi CD10 olabilir, bir tanesi de kallı olabilir. Dikkat. Bunlar iyi prognozla beraber unutma. Altını çiziyorum. En sık görülen en iyi prognozludur. 3 yıldız. Pirebe'yi boşver. Pirebe'nin bizim için, pediatri için çok sorulacak bir önemi yok. Matüre geliyoruz. Matüre biraz önce söylediğim gibi. L3 tipi hücreler, Epstein-Barr virüsüyle ilişkisi var. Yüzey immünoglobulini sadece bu grupta pozitif, sitoplazmada da vakuolleri var. Çıkmış bir soruyla T hücreli lösemilerin sorusu. Şunu söylemeye çalıştım biraz önce arkadaşlar. Soruyla beraber çalışırsanız, yani bize sınavda çıktığı gibi mesela derlerdi ki o zaman o ehliyet sınavında çok enteresan bir sınava giriyorduk ya. Biz kitabı harıl harıl çalışıp ezberliyorduk böyle ehliyet sınavından önce. Distribütörün işte bozulduğunda neler olabilir filan bile. Motorun çalışması çubuğu filan. Ama sor göster dese gösteremem. Şu distribütör diyemem. Yani o kadar. Öyle bir saçma sınava giriyorduk. Ama bakın işte bu soruyu görmezseniz buradan ne sorulacağını anlayamazsınız. Soruya bakın. 12 yaşındaki erkek çocuk. Bacaklarında morluk şikayetiyle getiriliyor. Laboratuvar incelemesinde beyaz küresi 125.000. Demek ki T hücreli lösemiler 1. Yüksek beyaz küresiyle beraber sorulma ihtimali çok yüksek. Özellikle 50.000'in üzeri rakam olarak. Burada 125.000. Trombositopeni her lösemide görülebilen bir bulgu. Kemik ileği incelemesi ALL tanısını almış. Akciğer grafisi resimde gösterilen. Soru yaptıracak ipucu arkadaşlar. Soru yaptıracak en önemli ipucu burada. Mediastende kitle. Burası ön mediasten. T hücre eşittir. Timus burası. Ön mediastende kitle ile sorulan T hücreli lösemilerdir. ALL'lerdir arkadaşlar. Burayı da yıldızladık. Beyaz küre sayısı yüksektir. MSS tutulumu sıktır. 3 yıldız. Klinik ortak arkadaşlar. ALL bütün lösemilerde klinikler ortak. Hatta AML'den bile ayırt edemezsiniz bu ortak olan bulguları. Ateş, nötropeniye bağlı. Blastlar bütün kemikliğini işgal etmişler. Ne nötrofil kalmış, ne trombosit kalmış. Trombositopeniye bağlı purpura, peteşi. İşte anemiye bağlı solukluk. Ne eritrosit kalmış, nötropeniye bağlı ateş. Bunlar bütün lösemilerde ortak. Buradan ayırt edemezsiniz tipi. Kanamasıydı, iştahsızlığıydı, ağrısıydı, hepatomegali, splenomegali ortak. Burayı infiltre etmişler. Lenf adenopati ortak. Burada hiçbir ayırt ettirici bulgu yok. Sadece vaka böyle gelecek anlamında söylüyorum buradaki bulguları. Şurasının altını çiziyoruz hep beraber. Blast sayısı %25'ten fazla ise ALL tanısını alabilir. Yani minimum kemik iliğindeki blast sayısı %25'in üzerinde olacak. Tuzak soru var. Dikkat edin arkadaşlar. Hemen bir ok çıkartıyoruz yan tarafa. Bu AML için %20. Tamam. AML'de %20 yeterli. Ama ALL tanısı koyabilmeniz için kemik iliği %25'i geçmiş olacak. Buraya 3 yıldız. En sık metastazı santral sinir sistemine. İkinci sıklıkta olan metastazı testis arkadaşlar. Sıklık sırası sorulur. Dikkat edin burada. Hemen burada çok önemli bir bilgi. MSS tutulumu özellikle unutmayın. İnfant lösemisinde daha sık bunu sorarlar arkadaşlar bu bilgiyi. Bunun altını çiziyorum. T ALL'de daha sık, infant lösemisinde daha sıktır MSS tutulumu. Testis tutulumu için size şöyle bir şaşırtıcı bilgi sorabilirler. Tanı anında kitle yapabilir testiste çünkü. Biyopsiye gerek yok.
Vakaların %5'inde zaten var bu. Testis tutulumu var ilk geldiklerinde. Nüks'te varsa o zaman biyopsi yapıyoruz testisten. Tamam, nüks anında testis tutulumu varsa o zaman biyopsi yapıyoruz. Nükslerin en sık görüldüğü yer kemik iliğidir. Sonra arkadaşlar MSS'dir. Sonra işte nüksler MSS'den falan da gelebilirler. Sonra testis falan diye gelir. Ama en sık nüks kemik iliğinde. Hani zaten oradan başlıyordu. Nüksü de en çok oradan oluyor. Arkadaşlar en çok karıştığı hastalık enfeksiyöz mononükleoz. Yani benim hastalıklar içerisinde, çünkü onun bir Downy hücresi vardı. Mikrobiyolojiden hatırlayın arkadaşlar enfeksiyondan. Atipik lenfositleri vardı. Blast'a benzetilebiliyor. Görüntü olarak blast'a benzediği için enfeksiyöz mononükleozla karışabilir, dikkat. Bunu enfeksiyon anlatacağı için ayrıntısına girmiyorum EMN'nin. Ama şunun altını çizin. Kemik iliğine en sık metastaz yapan tümör nöroblastomdur. Çocukluk çağında, pediatride. Ewing sarkom yapar, yapanların bir tanesidir ama osteosarkom yapmaz. Hemen buradan bir ok çıkartıyoruz, dikkat diyoruz, altını çiziyoruz. Ewing sarkom, bunu ileride kemik tümörlerinde bir kere daha vurgulayacağım. Yapanlar içinde, osteosarkom yapmayanlar içerisinde. Rhabdomyosarkom yapabilir, lenfomalar yapabilir, non-Hodgkin, Hodgkin bile yapabilir hatta. Retinoblastom yapabilir ama osteosarkom yapmaz. Bu soruya dikkat edin arkadaşlar. Çıkmış bir soru. 4 yaşındaki kız çocuk. Hani bu tabloyu çalışırken hep bizim standart bildiğimiz şekilde gelmiyor sorular. Şöyle hani standartı şöyle biliyoruz ya. Hangisi kötü prognozu göstermez? Hangisi iyi prognozu gösterir? Çoğu soru öyle. Ama bazen de burada gördüğünüz gibi. Diyor ki 4 yaşındaki kız çocuk. Halsizlik şikayetiyle getiriliyor. Laboratuvar incelemesinde hemoglobini anemisi var 7,5. Lökositi 20 bin. Kemik iliği incelemesinde, bunları ben böyle bolt yaptım. B prekürsör ALL tanısı konuluyor ve T411 pozitifliği saptanıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 tane bulgu vermiş burada. Aşağıdaki bulgularda hangisi bu hastanın yüksek risk grubunda olduğunu düşündürür? Demek ki biz bu grubu çalışırken arkadaşlar yaş, şuraya boyuyoruz hemen. 1-10 yaş arasında olmak iyi prognoz. 1 yaşından küçükse kötü, 10 yaşından büyükse kötü. Bu çocuğun yaşı 4, iyi prognoza girer. 2, cinsiyet demiş. Cinsiyetle ilgili prognostik bir kriter yok. 3, lökozit sayısı demiş 20 bin. Hemen bakıyorum lökozit sayısı kanda, periferik kanda, tahlil yaptığımız tam kan değeri. 50 binin altındaysa iyi prognoz, 50 binin üzerindeyse kötü. Biraz önceki hasta 125 bindi arkadaşlar, kötü prognozlu o hasta mesela. Hemen bunu da boyadık. 50 bin rakamı eşik değer. Daha çok MSS'ye sızıyor, daha çok BOS'a geçiyor, daha çok organomegal yapıyor gibi. O yüzden kötü prognozla beraber. Hemen bunları da boyamış olduk. Artı B prekürsör demiş. Evet, hemen yıldızlıyoruz. En sık görülen B prekürsör, yani L1 tipi. Bakın burada iyi prognoz. B prekürsör. Ama şıklara bakıyorum, hücre kökeni. İşte bunu kastediyor. B prekürsörden köken aldı diyor. T411 demiş. Arkadaşlar aman dikkat. Şu T411 ile en alttaki kötü prognozlara dikkat edin. 922. Ya da öbür adıyla BCR-ABL gene. Ya da bir üçüncü adıyla Philadelphia kromozomu. Bunların ikisi de şimdiye kadar en çok sorulan kötü prognostikler oldu ALL'de. Bunları yıldızladık. Burada da kastedilen kötü prognostik translokasyon. 411'i bilin diye sormuşlar. 922 de diyebilirlerdi, buraya dikkat edin. Başka ne diyebilirler? Başka benim beklediğim sorulardan. Çıkmış sorular var. Hangisi kötü prognoz göstergesi değildir ya da iyi prognozu gösterir gibi. 1. Hiperdiploidi. Çok iyi prognoz. Hipodiploidi kötü prognoz. Arkadaşlar hiperdiploidi kromozom sayısının fazla olması. DNA miktarının yüksek olması. DNA indeksinin. Mesela biz 46 kromozomluyuz. Ama bu çocukların tümörleri, bu çocuklardan alınan parçadan, biyopsiden veya işte bu çocuklardan kemik iliğinden aldığımız örnekten yaptığımız çalışmada en eşittir 46 ya bizim. Bunlarınki arkadaşlar 2N46 ya, bunlarınki 48, 50, 52. Malil hücrelerde. Onlar iyi prognoz. Kemoterapiye daha iyi yanıt veriyorlar. Halbuki 46 değil de mesela 42, 40, 38 o zaman kötü prognoz, o hipodiploidi. Tamam, bunu da altını çiziyorum. Bu çok soruldu, dikkat. 1, 2. Şuradaki arkadaşlar MSS lösemisi tabii ki kötü prognoz. Onu çok iyi biliyoruz. İnfant lösemisi buradadır. 1 yaş altı buradadır. Unutmayın. Lökozit sayısının yüksek olmasıyla beraberdir. MSS tutulumuyla beraberdir genelde. Bakın hep kötü şey. Her şeyin kötüsü burada zaten infant lösemisinde. O yüzden kötü prognozludur o infant lösemisi. Artı şuradaki
12-21 translokasyon. Çok iyi prognoz. Öbür adı tel ameli bir geni. Arkadaşlar bu ETV RANX bir genidir aynı zamanda. Yeni ismi de budur. Hiç bu ismiyle sorulmadı. Buraya dikkat edin. Bu translokasyon en sık görülen translokasyondur ve çok iyi prognozu gösterir. Bunu da yıldızladık, boyadık ve geldik en zor soruya. Unutma, 11'ler kötüdür, 10'lar iyidir. Bakın, trizomi 10 sorulur. 10-14 sorulur translokasyon. 10'lar iyidir, 11'ler kötüdür. Aklınızda böyle kalsın arkadaşlar. Şöyle bir atlamayalım, hiç söylemediğimiz bir şey var mı? Önemli. Ha, tedaviye yanıt, bu çok mantıklı. Yani burada tedaviye yanıt alınamadı falan gibi şeyler söylüyor bazen sorularda. O da kötü prognoz değil mi? Tedaviye erken yanıt, 29. günde bakıyoruz. Blastları %5'in altına düştü mü? Oo, mükemmel düştü. İyi yanıt varsa iyi, kötü yanıt varsa kötü. Düşmediyse kötü tabii ki. 22. gün, 33. gün gibi oralarda kemikliğe bakıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar son 2 yılın 2 tane sorusu, hatta bu sene bir tanesi, son sınavın sorusu. Diyor ki bakın, aşağıdakilerden hangisi ALL tedavisinde kullanılır? Biyokimyacılar sormuş. Hani ben size diyorum ya, pediatri size bir sürü soru yaptırır arkadaşlar, diğer branşlardan da. İşte bir tanesi bu sınavdan bu. Diyor ki el asparajinazı bilin. El asparajinaz bizim ALL tedavisinde kullandığımız majör ilaçlardan bir tanesi. Ama ben burada şunu bilmenizi istiyorum. Evet, el asparajinazı size sorarlar ama pediatride bunun yan etkisini de sorarlar. Hemen iki tane ok çıkartıyorsunuz el asparajinazdan. İleride dersin en sonunda, onkolojinin en sonunda ben bunları derledim, toparladım. Ama bir tekrar olsun oradaki arkadaşlar. Birkaç ilacın en sık görülen yan etkisini ben size burada vurgulayacağım. 1. El asparajinaz koagülasyon sentezinde, işte yapısında, oradaki faktörlerde bozulma yapar. Koagülan faktörlerin dengesinde diyelim. Bozulma yapar. Dolayısıyla 1. Trombozla çok sık sorulur. En önemli, belki de sorulacak olan yan etkilerinden bir tanesi tromboz. Hemen ikinci blok çıkartıyoruz. Bir diğeri de arkadaşlar, pankreasa çok zararı var. Pankreatit ve diyabet riskiyle beraber sorulur. Tamam, altını çiziyorum. Hatta bir tane daha ok çıkartmanızı istiyorum el asparajinazdan. Bu da sorulur. Bu yan dala geldi. Daha TUS'a gelmedi arkadaşlar. En çok anafilaksi ve alerjik reaksiyonlara sorulan ilaç. Hani hem de anafilaktik tarzda. Yani resmen mortalitesi var. El asparajinaz neden sorulur biliyor musunuz? Bunu klinisyenler neden önem verirler? El asparajinaz başladığımız zaman hastanın başından ayrılamazsınız. Test dozu bile yapılır. Yani yapan merkez var, yapmayan merkez var. Test dozu bile önerilir el asparajinazda ilk önce azıcık bir miktarla. Bakalım bir şey yapıyor mu diye. Hani çok yapar, o da yapar aslında. Test dozu da yapar. Eğer el asparajinaz alerjikse, anafilaksik bir reaksiyon yaptıysa başka bir formuna geçilir. Yapmayacak olan başka şekilde hazırlanmış olan bir formuna geçilir. Bu kadar bilmenizi istiyorum. Bunu bilin. Bu ilaç için özel bir durum bu arkadaşlar. El asparajinaz için. Bunun altını çizdim. Doksorubisin kardiyak toksitesiyle sorulan bir ilaç. Unutma. Kardiyak toksite, kardiyomiyopati artı ejeksiyon fraksiyonu izlerim. Sorunun cevabı. Doksorubisin alan çocukta aşağıdakilerden hangisini izleyeceksiniz? Hayır. Böbrek fonksiyonlarıyla izlemem yani. Üre kreatinini izlemem. GFR ölçerek izlemem. Değil mi? Bu doksorubisin aldıysa ben bu çocuğu mutlaka ejeksiyon fraksiyonuyla izlenirim. Ta tedavisi bittikten sonra bile. Erişkin döneme bile gelse arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Burası da 3 yıldız. Vinkristin'in özel yan etkileri var. Onları birazdan getireceğim karşınıza. Evet, ilaçların ismi bilinecek. Şunu kutu içine aldım. Zaten bu aşağıdaki ilaçlardan hangisinin intratekal kullanımı vardır? 2020 Şubat sınavı sorusu arkadaşlar. Bu soru benim oğlumun da sınava girdiği sınav, 2020 Şubat arkadaşlar, kazandığı sınav. Şu an o da Ankara Tıp'ta ortopedi asistanı. Çok istiyordu ortopediyi. Ağustos'u o yüzden es geçti. 66'ya yakın bir puan almıştı ama olmadı. Bir daha girdi. O zaman işte 68,5 falan yaptı. O zaman girdi Ankara Ortopedi'ye, İbn-i Sina'ya. Çok da memnun. Çok yoruluyor ama çok memnun. Unutma. İsteğin bir yer varsa, ben burayı yaparım diyorsan hiç o zorluklar sana zor gelmiyor. Sabah 4.30'da da gitse evden, akşam nöbetçi olmadığı zaman 10'da da gelse, evet aynen bu şekilde. Cuma günü nöbetçi olup cumartesi günü öğleden sonra 4'te de eve gelse, nöbetçi değil halbuki. Pazar gibi daha gitse de sabahleyin 5'inde 6'sında, pazartesi gelmese de çok memnun. Güneş yarıya yakın nöbeti de tutsa. Fakat kendi isteğiyle girdi, severek girdi. O yüzden hiç şikayetçi değil. Çünkü öğrendiğini biliyor. En iyi şekilde asistanlığı geçirdiğinin farkında.
O yüzden çağrılıyor, hemen koşa koşa gidiyor, nöbetçi olmadığı gün bile yoğunuz gel hemen diyorlar, hemen atlayıp gidiyor. O yüzden seçeceğiniz yeri severek seçin. Puanınıza göre seçim yapmayın. Sizi bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi bu. Hele bir puanımı göreyim, ona göre karar vereceğim. Asla bunu yapmayın arkadaşlar. Bir hedefiniz olsun, sizin en büyük şanssızlığınız maalesef bu oldu. Evet, çok fazla tecrübe kazanamadınız, klinik olarak yani kliniklerde her şeyi göremediniz, zorlukları göremediniz. Her taraf bir Covid'den dolayı bir tatil havasında, bir az rölantide çalıştı. O yüzden maalesef sizi çok büyük tehlikeler bekliyor. Aman dikkat edin arkadaşlar. Seçerken çok dikkatli olun. Evet, ona kahvaltı sorularımızdandır bu arkadaşlar. İstanbul'da çalışıyorum ben. İstanbul'da sabah kahvaltıda böyle bazen beraber yapardık. Ona derdim ki intratekal kullanılan ilaçları bir söyle bakalım derdim. O da ilk sorularında pek şey yapamıyordu. Sonradan bir formül bulmuş. O formülü söyledi bana. Oo harika dedim. Ben bunu arkadaşlara söylerim dedim derste. O da söyle dedi. Arkadaşlar formülümüz şu. Bakın burada 3 tane ilaç var kullanacağımız. Metotrexatın M'si, Sitarabinin S'si, Steroidin S'si. Kime veriyoruz? İntratekal veriyoruz. Nereye veriyoruz? BOS'a veriyoruz. BOS'a verdiğimiz için intratekal olarak MSS. MSS'den hatırlayacağız. Metotrexat, Steroid, Sitarabin. Unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla şu sorduğunun cevabı da hangisi intratekal kullanımı vardır diye sorduğu zaman metotrexatı sormuş, dikkat. Bu üçlü aklınızda böyle kalsın. O da bana öyle söyledi. MSS'den hatırlıyorum baba dedi. Bunlar artık sen sorunca yapamamıştı. Sınavda da enteresan bir şekilde o sınavda küt diye çıktı bu soru. Bakın burada da işte ilacı veriyorlar. Lomber ponksiyonla. Değil mi? İntratekal tedavi demek lomber ponksiyonla çocuğun bosuna direkt veriyorsun ilacı. Evet, yukarıdakinde asparajınızı sormuş, aşağıdakinde de şu intratekal tedaviyi sormuş. Arkadaşlar remisyon demek, ALL'de remisyon demek, kemik iliğindeki blast sayısının %5'in altına düşmesi, kliniğin düzelmesi, işte periferi kan bulgunun normale gelmesi. Bu %5 rakamını şu yüzden önemli arkadaşlar. Normal çocuklarda da %5'e kadar blast olabilir. Zaman bazen olabilir, kemik iliğinde saptayabiliriz. O yüzden normale geldi demektir bu. Yani sıfır olmasın. Hani şıklara girerse şaşırmayın. Hiç blast kalmayacak diye bir şey yok. %5'in altı remisyon demektir. Bunun altını çiziyorum. Kemik iliğini yaptık, inceledik. %5'in altını gördük incelediğimiz kemik iliğinde. Ve idame tedavisi. Buradan bir de şu idame tedavisini bilmenizi istiyorum. Yaklaşık tedavimiz arkadaşlar ALL tedavisi 2,5-3 sene. Erkeklerde biraz daha uzun testisten dolayı, testis riskinden dolayı. Bunun altını çizdim. Kızlarda biraz 2,5 sene gibi tedavi. Bütün bu tedavi boyunca idame tedavisi boyunca major ilacımız oral mercaptopurin. Bu 6 mercaptopurin arkadaşlar dozunu ayarlamamız lazım. Dozunu ayarlamamız lazım. Eğer iyi ayarlayamıyorsak bunun dozunu nüksleri de fazla görüyoruz. Yani şunu söylüyorum. Şu geni çalışabiliyorsanız S-metil transferaz genindeki mutasyon aşağıdaki ilaçların hangisinin dozunu ayarlamada ALL tedavisinde önerilmektedir, kullanılmaktadır. Cevap 6 mercaptopurin. Şöyle de soru gelebilir. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi? Nasıl elasparajınızı sordu biyokimyacılar? Ben bunu da bekliyorum. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sadece idamede kullanılır? Lösemide 2 sene boyunca, 2,5 sene boyunca, 3 sene boyunca bazen. Hemen bununla boyuyoruz. Bunun cevabı 6 mercaptopurin. Arkadaşlar bu gen mutasyonunuz şey şu, eğer bu mutasyonla ilgili bir şey saptayabilirsek çocukta %100 doz değil de mesela toksik oluyor bazen o çocuğa %80 doz veriyoruz. Bırakın toksik olmayı, bazen yetersiz oluyor bu mutasyonu, ona göre değerlendiriyoruz. %100 değil de mesela %120 veriyoruz hastaya. Dozunu ona göre ayarlamamız lazım en etkin sonucu alabilmek için. Burada da arkadaşlar özellikle bilmenizi istediğim şuradaki enfeksiyon bölümü. Enfeksiyon bölümünde bakın Pyromycetes jurevesi. Neden soruyorlar bunu? Şundan dolayı. Profilaksi vermezsek o 3 sene boyunca, bütün tedavi boyunca bu profilaksiyi haftada 3 gün, gün aşırı hemen hemen. Bu kotrimoxazol yani piyasa ismiyle Bactrim tedavisini vermezsek eğer haftada 3 gün çocukların %12'sinde piromasisti, jurevesi piromanisi oluşuyor. O yüzden aman dikkat, bir bu bilinecek, kotrimoxazol tedavisi bilinecek, iki daha da zorlaştırayım mı soruyu? Kotrimoxazol'u bazı çocuklar kullanamaz. O intolerans vardır. O zaman da pentamidin ya da dapson bilinecek. Burada daha çok pentamidini bekliyorum ben. Bunların altını çizdik. Arkadaşlar bir de nötropenik ateş var. Nötropenik ateşte
Tabii ki bakın buraya bilerek koydum şunu. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Ne demek nötroperik ateş? Beyaz küre sayısı 7000'e yakın. 7000, 6900. İyi gözüküyor, normal gözüküyor. Hayır. Bunun ancak %5'i, 5,5'u nötrofil. Yani 6900'ün sadece 390'ı nötrofil. Bu nötroperik ateş. Çocuğun nötroperik ateşi ne demek? 1. 38, 3 ve üzerinde ateş olacak. 2. Mutlak nötrofil sayısı. Yani şu rakam. 500'ün altında olacak. Bu 390. Bu çocuğun ateşi var. Lösemi tedavisi görüyor. Evet. Odak yok. Ve nötrofili bu kadar. Bu çocuk nötroperik ateşte. Nötroperik ateşte size arkadaşlar mortalitesi yüksektir. İyi tedavi edilmezse gerçekten mortal bir durumdur. Bu nötroperik ateş sepsise gider zaten çocuk. Sepsis gibi kabul ediyoruz zaten bunu. Biz dolayısıyla hemen bir üçüncü kuşak sefalosporin ve beraberinde aminoglikozit veya tek başına menoperem. İkisi de sorulabilir, dikkat. Benim burada beklediğim soru menoperem sorusu arkadaşlar. Tek başına verilebilir pediatride veya üçüncü kuşak sefalosporin ve aminoglikozit kombinasyonu. Ama burada asla bunun altını çizin, belirtin lütfen. Ceftriaksonu kullanamayız. Spektrumu yetersiz. Ceftazidim olur. Başka gruplar, başka ilaçlar, sefepim olabilir mesela sefalosporinler içerisinde. Ama asla ceftriaksonu kullanmıyoruz. Soru 1. Menoperem olabilir tek başına. Soru 2. Bu çocuğun ateşi 5 günü geçerse, amfoterisin ekliyoruz. Direkt kafadan ekliyoruz. Hiç mantar falan gösteremesek bile amfoterisin eklenir. Son sorun buradan arkadaşlar. Çocuğun durumu kötüleşirse, şuuru bozulursa, hemodinamisi bozulursa, tansiyonu düşerse, letarjisi olursa, kötüleşirse, septik tablo diyelim buna. Septik tablo olursa vankomisin eklenir. Her birisi sorudur arkadaşlar, dikkat. Nötroperik ateş önemli bir konu. Bu soru dahiliyeden de gelebilir, erişkin de sorabilir bunu, dikkat arkadaşlar. Hem hematolog hocalarımız hem de onkolog hocalarımız sorabilir bunu. Soru hazırlayanlar içerisinde, o yüzden aman buraya dikkat edin. Relaps arkadaşlar kemik iliğinden olur en çok. Relaps riskimiz buradan, en fazla buradan oluyor. Sonra MSS'den, aynen nasıl hani metastazlar önce MSS'ye, kemik iliğinden başladı. Sonra MSS'ye, sonra testiseydi. Relapslar da en çok buradan, sonra buradan, sonra buradan. Sıklık sırasını soruyorlar, dikkat burada. Relapsların sıklık sırası. En alttaki Philadelphia'ya dikkat edin arkadaşlar. Philadelphia kromozomu T922. Çok kötü prognozu gösterir. Burada özellikle 4-11 ile beraber 9-22'yi iyi bilmenizi istiyorum.